Demek özgar uçarlıkta bölünürken fenotipik ve genotipik özgar uçarlıkta bölünürken fenotipik özgar uçarlık hakkında yaptı başlayımız. Fenotipik özgar uçarlık antagenetik özgar uçarlık ve modifikasyon özgar uçarlıkta bölünürdü. Antagenetik dediğinde bu yaşka bağlı özgar uçarlık. Ben köprağıma köp maşıma misallardım mı? Şunu üstü olsam. 10 yıldan ki beni bazarda görüp basıyız. Saçlarım akalip etken olsa. Demek donarım, yavaş katta öp koptu anca, karıp koptu. Karım imam. Anca yavaş katta öp koptu deyiz, doğru mu? Demek bu yavaş kama ola özgür uçarlık. Bu fenotipik, belli bu hususiyet özgür yaptı. Doğru mu? Fenotip özgür yaptı. Çünkü aynı fenotipik bu antagenetik hale girerdi. Değil mi bugün? Çünkü bu yavaş kama ola özgür uçarlık böyle yaptı. Anında modifikasyon özgür uçarlık bu taşkın muhut gibi ola özgür uçarlık sokladı. Taşkın kutge. Yazda hemen taşkaraya çıksak. Kuyaşta yürürsek doğru mu? Mesela az önce talebeler pahtaya çıkmaya koyduk. Biz pahtaya çıkmamızda hemen koraya gitgemiz. Bıra yürgemiz de. Uzun 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 uzun. Bu modifikasyon uzgar uçarlık. Taşkın kutge bağlı uzgar uçarlık. Hani şimdi bugünkü mevzuda köprü yaratılgen narsa modifikasyon uzgar uçarlık. Çünkü hayatımızda köp gerek oladı. Modifikasyon uzgar uçarlık. Misal kılıyordun bu zaman, modifikasyon özgür uçarlık ya. Demek, hem de korayışı mümkün eken, eğer albinoz bulmasa. Albinizm de gene, pigmentli, melanin pigmentli bulmazdı ki de gene, organizmde yetişmezdi ki de gene. Buna o adam mesela pigment yetişme geldiği hesabı ki, korayışı ben bu yoksa ya. Ha? Yine misal kılışımız mümkün, Himalaya kuyonlarını yüngünün rengi ak buladık. Eğer de onu yüngünü, arkasından yüngünü yürütüp muz bile bayla koyuyor musun? Kora, kora yüzü çıkardı yaptı mesela. Soğuk tahsil ettirirse. Demek ki şu aşı kora çıkış sebebi taşkın sabiye böyle yaptı demek hocamız. Yani ki hamileler kuyuyunuz, kuyuyunuz spirtli içimini içirip koysayız. Hamileler kuyuyunuz spirtli içimini içirip koysayız. Birinciden mask bu paladı doğru. Doğru. İkinciden hamile çalacağım oldu gula. Ama ya hamileki taşka mı kod tasar ettirildi. Ha? Zararlı kimyavi madde. Yeter mi oldu? Ha? Bu ya demek modifikasyon kıyanlığımızı sağlıyor şuna kabul yaptı. Yani kitapta resim var eğer bir şeyler hani ki Nilüfer mi? Neşinci beytek ya? Nilüfer? 161. 161. Rasmda ko'rsanglar chap tomonida nilufar gulni suv ostidagi barglari lansetga o'xshab turibdi. Suv ustidagi barglari varonkasi mo. Ya'ni bu ham tashqi muhitga bog'liq deyapti. Suvdagi boshqacha, atmosfera havosidagi boshqacha deyapti. Yo'ki suv yong'oq o'simligini suv ostidagi barglari patchimon qirg'ilgan, suv ustidagi barglari esa yaxlit. Butun. Ha? Bu ham shu modifikatsiya o'zgaruvchanligi hisobiga shunaqa bo'lgan deyapti. Demek ki işte misal keltirdik. Adamdaki pigmenti ettik. Kuyonni gapirdik ikkita. Ha? Nilufar yuldi, su yong'oqni. Ha? Endi nilif nimadan kuyondan ikkita bo'lib jami 5 ta misol aytdik. Ha? Shunaqangi misollar bor. Endi modifikatsiya o'zgaruvchanligida hayotdagi nima ahamiyati bor desek, o'zimiz modifikatsiya o'zgaruvchanligida reaksiya normasiga qaraymiz. Reaksiya normasi genotip bilan aniqlanadi. Ya'ni reaksiya normasi keng bo'lishi mumkin, tor bo'lishi mumkin. Bu degani nima degani? Masalan, qora mol boqadigan bo'lsangiz, qora mol 200 kilolik buzoq olib kelgan, buzoqcha olib kelgansiz. Uni bilasiz, reaksiya normasi keng, semirishi mumkin, 1 tonnaga yetsa semiradi, ha? Demak, reaksiya normasi keng bo'lganligi hisobiga siz 1 tonnagacha semirtirib ovqat beraverasiz, kunjarasini berasiz, atalasini berasiz. Şuluhasını verirsiniz. Yani ne var? Ulus silosunu verirsiniz. Ha? Cemil ki hem de yaşı nataları verirsiniz. Bir de onun için semir aldı. Çünkü koramonlu, demek ki aynen siz tarlaya koramonlu zatını semir işleyildiği reaksiyon olması kendine mi sorgu oladı? Lekin siz her koramonlu mesela boş miyani kattarlığı, yüreğe kattarlığı bu reaksiyon olması tordu. Kallas katta koramal olamadı, bunu yiyemdi bir olursa kallas katta öp yeter mi? Yok, göğüsü semir köpeğe şey mümkün değil, kallas katta öp yetmedi. Çünkü yani kaydar baytemem,
Baş miyanın kattaligi, yüreğinin kattaligi bu reaksiyon norması torga misol bo'ladi. Endi yana reaksiyon normasi keyingi misol aytadigan bo'lsam, qoramollar sut miqdori yoki sut tarkibidagi yog' miqdori. Reaksiyon normasi keyingi misol bo'ladi. Masalan, qoramol kuniga masalan 4 litr sut berayotgan bo'lsa, oshirishingiz mumkin suvni yana 1 litr, 2 litrga, to'g'rimi? Chunki u ham reaksiyon normasi keyingi misol bo'ladi. Reaksiyon normasi ham kengligi baribir genetik bilan aniqlanadi. Çünkü mesela 4 litrede 6 litre kılarsınız, reaksiyon norması keng. Çünkü o yani 6 litre buluşu mümkün. Peki o yani genetik bir yazık koyken, o yani tahlil miktarda aşağıdı. Siz belki bunu 10 litre kılamadı, yanayan köpü o kadar bir genç böyle, bu beyi falan ya. Şu 6 litre buladı mı olsa, 7 litre buladı, bundan köpü ayak edin. Yazılır yani, buladı. Yani, özel reaksiyon norması, modifikasyon uzayacağını yapmadı, yapar yapmaz reaksiyon normasını, o fenotip bir uzayan uçarlık, bana bir fenotip bir uzayan uçarlık, genetik bilen çekerelengen diye bakacağım. Şunu yapsalar mı? Kim şunu yap? Ne kulu taksınız? Şunu yapmaz. Reaksiyon bu da değil mi? Domlar bizi bitti domlar yıkılar. Gapırar, gapırar, inlemesi, yana kadar uğrattı. Çözü çözmesi, hayır da tırandik. Ben bir bağlaşım gereği mi? Yok ben. Demek? Yana bitta misol aytayapti, modifikatsiya o'zgaruvchanlikka hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklarni guli kamdan kam o'zgarsa-da, lekin bargi o'zgaruvchan bo'ladi deyapti. Bu ham shu nima? Tashqi muhitga modifikatsiya o'zgaruvchanlikka misol bo'ladi. Endi modifikatsiya o'zgaruvchanligida hayotda juda ham ko'p ahamiyat. Modifikatsiya qilishni bilish kerak. Yani mesela modifikasyon keyin kavramda düşünüş gerekir. Mesela o'quvchi kelyapti, o'qituvchi o'qityapti. Hali o'quvchida o'zgarish, yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. Bu ham modifikatsiya deb bitta. Yaxshi bola ekanmiz. Endi tibbiyotda ham ahamiyat bor, modifikatsiya o'zgaruvchanligida. Ahamiyat katta. Endi modifikatsiya o'zgaruvchanligi xos xarakterli xususiyatlar bor. Birinchisi irsiydan. Masalan, aytdim-ku, masalan, biz paxtada bir oy paxtada qorayib ketdik dedi. To'g'ri? Masalan, 5-6 yil har yil paxtaga chiqayotgan qorayib ketishi mumkin-da bu, ha? Keyin sekin-sekin o'zgarish bo'ladi, va qorayib ketadi. Uni farzand masalan, orqa odamimiz uzoq bo'lgan bo'lsa, uzoq bo'lgan bo'lsa genida. U bolasi qora tug'ilmaydi-da. Doğru mu? Bolası vakti oluyor. Demek genetik uzgarlılık, evet, modifikasyon uzgarlılıkçılığı ırsıyla mıydı? Birinci, karakterli husus yani. İkincisi, modifikasyon uzgarlılıkçılığı taşkın muhut gibi oldu. Taşkın muhut tasar ettirilir. Ve gürürlü karakteri giyiyor. Mesela taşkara çıkarmıza giyip bir de benim koruyumdan yanmam. Doğru mu? Hem de koruyum. Demek gürürlü karakteri giyiyor. Eğer o albinoz bulmasa. Ve çekerası genetik bir genetikke bağlı var. Yani mesela hamma qorayishi mumkin, hamma har xil darajada qorayadi. To'g'rimi? Ama bir xil qora bo'lmaydi, chunki qora bo'ladi. Shunarligi, ya'ni baribir chegarasi genetikke bog'liq, genida yozib bo'lgan. Sen mancha miqdorda qorayasan xolos deb. Qirg'iz chiqib aytgan. Shundaylami? Demak, modifikatsiya o'zgaruvchanlikka xos xususiyat bor. Birinchi xususiyat. Irsiylanmaydi. İkincisi, taşkın mutluluğa bağlı. Üçüncüsü, gürültü karakteriye ve çekerası genetikçe bağlı. Şunu diyelim. Hop, hal okuç hakkında yapıldı oldu mu? Takılatçı da oldu. Okuç ders ödecek, ha? Ders ödecek, her gün bana modifikasyon sakalı yapırız, modifikasyon uzgarıcılığı için ağır olduğu düşünüşümüz gerek. Her gün taşkın mutluluğa tahsil ettirip modifikasyon sakalı olursak, olursak, hali okuç uzgarı mı? Ya modifikasyon uzgarıcılığı. Şunuyla mı? Ya modifikasyon yapız da. Şuna kadar şunu indirmek için.
Hani atrofingizdagi odamlarga bog'liqmi sizning? Tashqi muhit ta'sir etsa modifikatsiya bo'lasiz, bilasiz? To'g'ri? Hamma kitob o'qib yurgan bo'lsa siz la 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 qilib o'ynab yurolmaysiz. To'g'rimi? Savol qiling, hamma kitob o'qiyapsiz, o'ynab yuribsiz. To'g'ri kelyapsiz. Demak, birinchi mavzu tugadi. Qanaqa savollar? Ha, reaksiyani o'rnatdim. Ana kengdan uzun mollarga o't bergan semirad deyapsiz-ku. Qorada kallasi bilan yuragi katta bo'lmaydi deyapti. Hali katta bo'ladi. Ma'lum miqdorda katta bo'ladi. Bo'lsa unda katta oligi semirishda ham katta bo'lib ketmaydi demoqchi. Shuning uchun uni reaksiya normasi tor miyani kattaligi demoqchi. Tushundingizmi? Kenglar tornancha tushundim. Endi tushundingizmi? Xo'p, genotipik o'zgaruvchanlik. Genotipik o'zgaruvchanlik uchga bo'linadi: kombinativ, rekombinativ, mutatsion. Bu kitobda shunaqa yozib qo'ygan. Uni sana kitobda ikkiga bo'lib qo'ygan. Farqi yo'q, baribir ikkovi. Shularni gaplashamiz. Demak, kombinativ o'zgaruvchanlik degani biz genetikada o'qidik, to'g'rimi? Ota-onadan boshqacha bir farzand tug'ildi. To'g'rimi? Bu shu kombinativ o'zgaruvchanlik. Ota-onalar kombinatsiya miqdori yangi organizm hosil bo'lyapti. Tushundinglar? Masalan, sariq sirli unoqot genetizga o'tar, o'zaro chashtirsak, nechta avlod olinadi? 16. 16, to'g'rimi? 16 kombinativ o'zgaruvchanlikni hosilasiz, shu kombinativ o'zgaruvchanlik. Ular yangi hosil bo'lgan organizmlarning geni o'zgardimi? Ha? Nima hisobga o'zgardi? Kombinatsiya hisobiga o'zgardi, shuning uchun bu o'zgaruvchanlik deb biz kombinativ o'zgaruvchanlik deymiz. Так, endi keyingisi. Rekombinativ o'zgaruvchanlik. Rekombinativ o'zgaruvchanlik. Mana masalan bitta organizmni, xolagan bir odam somatik hujayrasidan bir juft xromosomani olaylik. Shu bir juft xromosomani bittasi otasidan o'tgan, bittasi onasidan o'tgan, to'g'rimi? Endi bu kombinatsiya hisobiga bir juft xromosoma hozir bo'lgan, to'g'rimi? Shu xromosoma jinsiy hujayralarning hosil bo'lishida meiyozning profaza birida krasingover bo'ladimi? Krasingover degani ana shu juft xromosoma ota va onadan o'tgan xromosomaning genlari almashinadimi? Ayrim genlar almashinadimi? Buni biz qayta kombinatsiya bo'ldi deymiz, ya'ni qayta kombinatsiya, yana bitta chalkash-chulkash bo'lib ketdi. To'g'rimi? Shuning uchun biz buni rekombinativ o'zgaruvchanlik deymiz. Bu ham tushunarli bo'ldi. Aminida mutatsion o'zgaruvchanlik haqida gaplashamiz. O'zi bugungi mavzuimiz asosiy qismi mutatsion o'zgaruvchanlik. Hayotda ham eng ko'p ishlatilgan mutatsion o'zgaruvchanlik bilishimiz kerak. Hammasini kerak-ku. Shu endi amaliy ahamiyatlarni yozib ketgan kitobda. Mutatsiya nima desa, o'zi masalan organizmni normal holatda bilamiz. Masalan odamda 5 ta barmog'i bor, 2 ta ko'zi bor. Shu normaga nisbatan o'zgarishning bo'lishligi mutatsiya. Lekin bu ana shu o'zgarish, masalan, 6 ta barmoq bo'lib qolsa, bu ham mutatsiya. 6 ta barmoq bo'lib qolishligining sababi nima? Organizmning geni o'zgargan. Geni qanday o'zgarib qoldi? To'satdan o'zgarib qoldi. Demak, qoidani qaytarib aytaman. Mutatsiya organizmning genini tasodifiy ravishda o'zgarish. Genotipning o'zgarishi albatta fenotipga ta'sir qiladi. Tushunarli bo'ldi? Masalan, kalta oyoqli qo'ylarni paydo bo'lmiş. O'zi ota-onasi normalni qo'ydi. Qo'ydi. Hali baba chaqdi. Lekin u kalta oyoqli bo'lib tug'ildi. Demak, geni tasodifiy o'zgarib qolganligi hisobiga kalta oyoqli bo'lib qoldi. Shunday bo'ldi. Mushuklarning barmoqlarini ayirib bo'lib tug'ilib qolishi. Odamlarda polidaktiliya, sindaktiliya, brachidaktiliya, albinizm bo'lib tug'ilishligi. Qarang, bu yerda polidaktiliya gen orqali o'tishi ham mumkin. Biz uni gapirmayapmanmi? O'zi ota-onalar nima barmoq. Lekin bola 6 barmoq tug'ilib qoldi. Demak bu mutatsiya bu. Demak buni ikki xil tushunishimiz mumkin ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ota-onada bo'lishi mumkin. Bu genetika. To'satdan paydo bo'lishi mumkin. Bu mutatsiya. Shuni farqiga yetib. Xo'p, demak mutatsiyani tushundinglarmi? Kim ayta oladi menga konkret mutatsiya mana qanaqa ekan? Mutatsiya organizmdagi genlarning tasodifiy chalkashlari. O'zgarishi. O'zgarishi. To'satdan o'zgarishi.
Bu bariyerli mutasyalarını biz böyle yapıyoruz. Mutasyalar namayan buluş karakteriyi görüyor. Dominant ve resesif buluş mümkün. Hani dominant halatta, mesela gomuz koltuğunu getiririz, bu da bu dominant mı? Dominant görünüş mü ve usulüleri görünüş mü? Bu köpünce ölüş mümkün. Mesela ölen de genemez, dominant usulüse ölen de genemez. Köpünce ölüm yap gelene. Eğer ölüm yap gelene mutasya bu sehendim olacak. Şunu yapsak, ana şu deminen gel, ölüm yok gelip yomuzu ölerdi. Eğer ölüm yok gelip yomuzu olsa ölmeydi. Ani yanda eğer mutatsiyon resesif bölü yomuzu getirirse kutu kalırdı, yaşarım bölüldü. Resesif kalmaz kutu kalırdı da bu sene, arkaya insanlar. Hayatçalı gibi tutatır orada, yok ölüm yok gelip. Yani kandeyi belirgin yüzeye çıkartışıya karak da bu. Şuna diyor. Ani yanda mutatsiyon namayan bölü diken cahiliye göre. Sama etki ve gelir etki mutatsiyon. Somatik mutasiya şu organizmda uzda bo'ladi. Keyingi avlodga o'tmaydi. O'tishi ham mumkin agarda jinsiz ko'payadigan organizmlarda keyingi avlodga o'tadi. Ha, jinsiz ko'payadigan organizmlarda keyingi avlodga o'tadi ekanmi? Yo'q, o'tmaydi. Lekin kitobda bu joylarni aytmay ketgan, men sizga bir joyni aytaman. Qani gapimni tasdiqlaysiz yoki fikr bildirasiz? Agarda cinsi hücayla hazır bölgedigen organda mutatsiya, yani somatik organda mutatsiya sadır bölgen bolsa kengi avlat göçü mümkün mü? Mutatsiya. O göçü mümkün. Demek cinsi köpeği yerken izinlerden kengi avlat göçü mümkün eken. Şartı var eken cinsi hücayla hazır bölgedigen organda mutatsiya sadır bölgedigen bolsa degen cahinden çoğun var eken. Şimdi böyle kitapta yarıp gitmeyen, testlerde düşünmeyen o. Şimdi böyle bu mevdi, yengeliği koşup koşuysa. Şunlarla gel. Uzun çündüler miydi ne? Kim bunlar çündü? Olur dersin. Ama hazır zigota hazır var dedi. Ha. Zigota dedi muhtayla mutatsiye böyle yaptı mı? Yok. Mesela Uruğdan da. Uruğdan samatik organ. Ha. Uruğdan da kana kadar mutat sadır bakan olsa ondan bak cinsi kucara hazır böyle ama Uruğdan uzgargen bakan da ki üvette kucaralarda hem uzgarış böyle de cinsi hazır böyle yani cinsi kucara. Endi bu qanaqa muddat sodir bo'lganligiga bog'liq bari bu. Endi yerda ichiga kiradigan bo'lsak, gap ko'payaveradi. Xo'p, qaytdik. Namoyon bo'lgan joyiga ko'ra, ikkinchisi generatsiya mutatsiyalar. Generatsiya mutatsiya degani gen degani o'zi nasl degani, to'g'rimi? Ha? Jinsiy hujayralarda mutatsiya sodir bo'ladi. Jinsiy hujayralarda mutatsiya sodir bo'lsa, shu organizmni o'zini namoyon bo'lmaydi, keyingi avlod ko'tadi. Bu yani toş ne yaşta kadar. Çünkü çünkü bu kengi avlat götürgen narsa değil mi? Şunlarla gel. Kengisi mutasyalar namayan buluş derecesi köle. Gen, kromosoma, genom, sitoplazmatik halleri var. Orta olarak kitap ki namayan buluş derecesi köle gen ve kromosoma deyip gitken. Lekin turuğunu yap, tötte türünü yap, az azdan çöndürüp gitken. Çünkü ben tötte türü vardı, kengire dayandı, kengire çöndürüp gitken. Şunlar gibi oldu. Demek gen mutasyasını nemane gidi bölüştürün, gen nemane gidi bölüş gidi. Gen nemane uzun. Kim ayet adı? Kol götür. Muhammed sağ olun. Kırmalı gibi oksin sintez çok yer kolken deyken içecek bir kısmı. Cüdayan doğru. Demek kırmalı gibi oksin sintez cevap yer kolken deyken bir kısmı. Peki bir uçaz kalsın. Ha? Malum bir kısmı. Demek deneyken anlaş o kısmında malum bir nukleotidler cevaplaşken ki o oksin sintez cevap yer. Doğru mu? Agar ana shu DNK qismining qaysidir ana shu DNK qismida nukleotidlarning o'zgarishi bo'lsa, son norish bo'lishi mumkin, o'rin almashishi bo'lishi mumkin, ha? Xullas kalom ana shu gen tarkibidagi nukleotidda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, sintez bo'ladigan oqsilda ham o'zgarish bo'ladimi? Aminoksidlar ketma-ketlik o'zgaradimi? Demak, fenotip o'zgarib ketadi bu degani. Bu degani fenotip o'zgarib ketadi degani. Fenotipning o'zgarishiga sababchi bo'lgan narsa gen mutatsiyasi. Yo'qki nuqtali mitosomiya. Tushunarli bo'ldimi? Xromosoma mutatsiyasi xromosoma tuzilmasining o'zgarishi bilan. Masalan, mana shu meni turishim xromosoma deydigan bo'lsak, xromosomani bukilib qolishi mumkin. Xromosoma mutatsiyasi sodir bo'ladi. Xromosomani ayrim qismini u o'rtasidan ajrab ketishi mumkin. Tushunarligi? Deletsiya bo'lishi mumkin. Kromosomani ayrim qismi virus aksangrasiga uralib qolishi mumkin. Nima u? Inversiya. Ha? Ortib ketishi? Duplikatsiya. Ha?
Şuna kaldım. Haram kulaç kalan haramas olma tüzükmesi de uzgarış bozdu. Bu haramas olma mutat yaz. Kitapta ana endi bitti zor cay geldi. İçe çürüşe kıyırra. Çürüşken kıyırra. Hareket bulamam. Leke. Harap duruyla. Ha? Kısıp yetti mi? Kuyas doğrusu getir bu hasta. Kare, kare. Mana samatik hücayrar. Gamalay karamas olma. Mana ikinci gamalay karamas olma. Gamalay karamas olmanın bir kısmı yani bir tek karama tip de olaydık. Bir tek karama sormada iki tek karama tip vardı tasavvur kutturup bir tek karama tip yok oldu dedik. Gamalay karama sormanın bir kısmı aynen karama tip de yok oldu. İkinci bir gamalay karama sormayı koşulup oldu. Koşulup oldu. Şunu yapsana. Ana endi undan cinsiy hujayra hosil bo'ladigan bo'lsa deyapti. Cinsiy hujayra hosil bo'ladigan bo'lsa. To'rtta cinsiy hujayra hosil bo'lishi kerakmi? Hosil bo'lishi kerak, to'g'rimi? Hosil bo'ladigan bo'lsa, cinsiy hujayra o'zi bu 2 to'plam. Cinsiy hujayrada n minus 1 yoki n plus 1 kromosoma toplamı hosil bo'ladi. Qaysi cinsiy hujayrada kromosomasi odamda 23 ta bo'lgan bo'lsa, 22 ta? Qaysida? Birdadir 24 ta kromosoma ega bo'lgan cinsiy hujayra hosil bo'ladi, deyapti. Va normal cinsiy hujayra bilan qo'shilish natijasida 2n-1 yoki 2n plus 1 to'plamga ega bo'lgan kromosoma to'plamiga ega bo'lgan organizm hosil bo'ladi. Az bunu sözümüzü sözü okup şundur böyle var. Demek ki, kromosoma mutasyası kendi avlatta genom mutasyasıya sababcı oldu. Çünkü kromosoma bitti eken ayıp oldu ki ortak oldu. Kromosoma sonunda uzgarış bu genom mutasyası. Yani. Şunu değil abi. Bana şu yerce düşünüş yakın. Rok. Şimdi ozak oku böyle var. Maydan da özgür düşündü. Özgür düşündü oku böyle oraya. Çünkü ben birinci okuya geldim, bir yerde ne yaptı deyip kıynarıp etken ben de. Kaç değil mi? Burası 65. bette. Başlayalım mı? Ayrım hallarda kromosomadan ajralgan kısım, gamalayık bulmayan kromosoma bulan birikip. Gamalayık bulmayan kromosoma bulan birikip, genlerinin yan kombinasyasını payda okuladı. Qani, narining bilan birikib. Va ularning o'zaro ta'sir xarakterini o'zgartiradi. Urug'lanish davrida bunday gametalarning o'nuvi n - 1 n + 1. Normal haploid gameta bilan qo'shilish natijasida hosil bo'lgan zigota mazkur turga xarakterli bo'lgan diploid to'plamga nisbatan xromosoma soni bittaga ko'p yoki kam bo'ladi. Bunday holatlarda genlar muvozanatining buzilishi organizm rivojlanishini buzilishiga olib keladi. Qani ishlaydi? Tushundingizmi? Şu yeri şuna kar. Hop. Demek köpçeli çalgıydı genom mutasyası ile kromosoma mutasyası. Genom mutasyası ile kromosoma sonu uzgaradı. Kromosoma mutasyası ile kromosoma da tüzülmezse uzgaradı. Kromosoma tüzülmezse uzgaradı. Genom mutasyasını suni ravishda mutasyonu alıp boradiyon bozik hayat için ahamiyeti boradiyon. Masalan, kromosomalar sonini haploid to'plamga nisbatan karrali nisbatda orttirib olamiz. Kimlarda bunaqasi bo'ladi? Bir hujayrali hayvonlarda va ko'p o'simliklarda. Masalan, bug'doyda normada xudo bergan to'plamning 2-14 ga teng. 2-14 ga teng. Odamlar, olimlar bug'doyda diploid to'plamini karrali nisbatda orttirib yuboribdi. 2'ni 28'ye tek koyan buğday yaratışıbdı. Kromosoma sonunun kararlı nisbatı artırı var. Yani kendi mutasyası sadır kılıçtı? Genom mutasyası sadır kılıçtı. Bunun neden faydalı tamamı var dedi olmasız. Yenge kromosomalar sonu kararlı nisbatı artırken buğday ser mahsul
kasalliklarga chidamli, xullas yalan zo'r bo'ldi. Yana unga misol qilgan bo'lsak, karam ustunligini, ham qaram musulmonlar sonini gaplay to'plangan sifatda karamni nisbatan ortib bo'ldi. Karam 18 edi. Ha, karamni keyin 18 ga teng. Endi demak nechiga teng ekan? 9. Karamda diploidi demek 2 yani diploid 18 getirin. Peki onu kromosomal sonu kararlı ispatı arttırıp tetraploid karam oluyor. 36 getirin. Oktaploid 8 yani karam oluyor. 72. 72 getirin. En zoru bu oktaploid. Nakası olsa hayatta yok idi. Peki onlar kromosomal sonu kararlı ispatı arttırıp zorunu alıyor. Karasıyla güller yani bu köpeği yok. Gülü köp olsa hani, tonya köp olur. Hani, karam hava tuva tonu olur. Şunlar ne oldu? Ulas ki lan genom mutasyasının sonu yine işte hayatta amalga oluşturuştu faydaları kattı. Bir 11 oldu. Bu mevzu hem tüger. Şimdi mutasyaya, hayattaki mutasyaya sebep olucu amiller köp. Bunlardan bir tanesi rengin durlar. Mutasyonu 150 Mart'ta geçti tezleştiriyoruz mümkün eken rengin nürler tasarıdı. Çünkü hani rengini 6 ayda bir çüş değildi. Rengini çüşken bu ses, hatta bir kelam flürografiye, hani öpkenin ağları. Hatta böyle havada kilip olsa, siz alın çüşken bu ses, başka bir rengini kalır. Onunla şu şart mı aslında, şu nabı genelde bir ayet koyuyor. Çünkü en de siz organizmimiz mutasyonları bulmaz diyen mümkün, bu işe mümkün de. Şunu yapsınlar, şunu sabunu alıp koyuyorlar. Şimdi hazır hükümde zarlı bir bal yaptı, 2-3 metre düşüşken şimdi ya Allah Allah'ını götürüp çatlamak yapalım. Doğrusu da şimdi bundan göre bir yerdeki hayattaki muhum organları muhumralı bir bal yaptı da. Ne biliyorsun, rengin mi düşse? Ya köp düşse ne biliyorsun? Mutasyon olattı. Mutasyon. Rengin nurlar tasarı da hali genetik materyalı uzgarışı mümkün de. Düşündünüz mü? Bunda onun yapılar için. Yaşı. Aşırı da sana kalmış olabilir. Kitap ne oldu? Kitap lazım artık mutasyon var. Beta kare. Hazır biz uzak Kare, kromosoma DNK'dan tashkil topgan narsa, to'g'rimi? Endi DNK faqatgina yadroda emas. Bitta xondradan ham bor, ha? Plastidalardan ham bor, to'g'rimi DNK? Biz faqat hozir yadrodagi DNKni o'zgarish haqida gaplashdik asosan. Agarda yadrodan tashqari bitta xondra va plastidalardan mutatsiya sodir bo'lgan bo'lsa, bu sitoplazma mutatsiyasi hisoblanadi. Şöyle bulun. Demek mutasyon namayon buluş derecesi göre gen en küçük derece, derece kromosoma, genoma en kata derece bir stablazma aktif mutasyonu var. Ha? Hop, kendi mazlu adam genetikasını organ çok sorular. Benim sorum. Yine kombinat yapıyorlar, rekombinat çıktı. O da ayıttı kombinat da. Kombinat ise böyle değil. Rekombinat ise hem aşağı yenilerin kürsüm yürütü ayı almak için işe hem kombinat ise nasıl? Doğru, bu yani kombinasyon, lakin şimdi bu kitapta Allah Allah acıratı koyuyor. Kade kombinasyon bu geldiği için, re kombinasyon. Adam genetikasının organik usulları bitti. 8 usul var. Bunu aldığın sizlerin yanında köpekken ben itibar vereceğim. Bir ekibi ya usul var. Egizakiler usulü var. Genealogik usul var. Antagenetik usul var. İmmunologik usul var. Moleküler genetik usul var. Sitogenetik usul var. Populyasyon statistik usulü var. Demek 8 usulü var. Şimdi
Söz çıkarıyor olmasa ki baş harfleri begayım sarpaları da yazıyoruz. Şarkı. Serpes geldi, sarpaları da olamaz. Estağfurullah. Demek bege, biyokimyavi, ege. Ne güzel gider. Gege. Populyasyon, statistik usulü anlatılmaz. Adam genetik yasını olmayan usulü. Şimdi demek, birinci usul bir kimyon usul. Orada bir kimyon usulda mesela kantli diyabet nasıldan nasılga ötegen kasal hesaplanadı. Ha? Hayatta ortalış yan mümkün. Nasıldan nasılga ötegen savları ko'p. Qandli diabetda odamda metabolizm bezida beta hujayralaridan insulin ishlab chiqarilishi bitta turida, ikkita turi bor o'zi. Bitta turida deyarli to'xtaydi. Ya'ni insulin ishlab chiqarmay qo'yadi, qonda qandli miqdori ortib ketadi. O'zi qonda qandli miqdori normada 80-120 mg/100 mg/100. Endi millimolda, millimolda topish uchun 18 ga bo'lib olasiz. 18 ga bo'lsangiz, 80 ni 18 ga bo'lsangiz 4 120 ni 18 ga bo'lsangiz 606 millimol hisoblanadi. Millimol ikkita nimada? Endi buni 10-chi sinf kitobda 4 5 5 deb bo'lgan. 5 5 deb. Bu endi mesela sahara var adam 505 olsa 6-6 olsa sahara var de uğraşmaz. 6-6 olsa da olmaz. Ne 18 var? 18 var. Ağıl kadar daimi yokuşayken. 6-12 onlar arası 23 ne var? Ağıl kadar daimi. Bu kanlı diyabeti daimi. Uzgarmaz rakam. Uzgarmaz. Sağ ol. Çiyası? Yani bu endi etlar ochqorin o'lchasiz shunaqa chiqish kerak. Ya'ni o'lchasiz 10 chiqqan bo'lsa, qandli bo'lgan bo'lsangiz, sahro ekanman demaysiz. Ochqoringa o'lchanadiz qand miqdori bilasizlar-a? Chunki yeb olsangiz qand tush ko'payapti qonda. Xo'p. Demak, biz hozir odam genetikasini o'rganyapmiz. Odam genetikasini o'rganyapmiz. Masalan, ota-onasi kimdadir sahr bor-da masalan. Bolada ham saqir bo'lgan, qarasak qonda qand miqdori 10 millimol bo'lib ketgan. Masalan, 160 mg faiz bo'lib ketgan. Demak, qonda qand miqdori ortib ketganmi, ochqoringa o'lchadik. Ha, ortib ketgan bo'lsa, demak, ha, bu genidan o'tgan bo'lsa kerak, demak, degan gumon bo'ladimi? To'g'rimi? Demak, qandli diabetni biz genetik odam genetikasini o'rganyapmiz. Biokimyo usul orqali o'rganyapmiz. Ve bir kimya usulü var. Hani kaç kesene de organize yoruladık ya? Kadri. Şimdi ilham, kitabını ne kadar bozma yaptınız? Sen şunları bırak, bol şekilde verince. Ben doğrusu başta oku gelin değil mi sana? Ben de gelin düşünme gelme. Ama şunu yap, şunu dışarı bırak diye. Hop, kendisi. İki sayıklar usulü. Yaşlı var ki de kendim. Egizaklar usulü, mesela bu ne yapma, şey, genlerini organ yapma, mesela ondan genetikasını organ yapmış mesela. Egizaklarda, özde egizaklarda bilhassa doğru mu? Eğer bitti tuhum hücreden rövajlanan olmasa, kuyup koy kendine okşuşu buladı. Ha? Eğer her kol tuhum hücreden rövajlanan olmasa, aki ülke, opa singil, aki singil, yokşan yokşuşu buladı. Onunla kalı ki, okşaşmaz önce. Ha? Mesela biz bir tuhumla rövajlanan egizaklarda organ yapmasak, endi bu yerda kasallikni o'rganishimiz shart emas bu yerda. Normal belgi bo'ladimi? Normal belgi ham baribir genida bog'lanadi, nimasi to'g'rimi? Ashuni biz egizaklarda o'rganib qo'yamiz. Egizaklarda qaysi birda qanaqa bo'ladi? Shuni o'rganamiz. Ashu egizaklardagi yana bir xil. Ha? Gen. Ha, genetik material. Egizaklar o'zi qanday rivojlanadi? Qanday rivojlanadi? Uni sizlar o'qigansizlar-ku. Kim aytadi? Bir tuxumdan har xil tuxumlar. Sizlar bir tuxumdan quyib qo'yganga o'xshash bo'lsa qanday bo'ladi? Embrionlar rivojlanishda bitta tuxum hujayrasida rivojlanadi. Embrion. Ha,
Ha, demek poliembriyonun usulü bulanır. Özü bitti tutmuşlar bulanır. Kekin, ne bulanır? Poliembriyonu bulup iki gibi bölünür, iki organizm fasıl olup gidiyordu. Genetik materyali değerli bir kıl, sembol olarak bence. Hop, bu usulda bir fadalan yani, izleyiciler usulüden. Ve kime usulü? O zaman köp usulü fadalan yani. Yani, iki de izleyiciler, biz kuyup koyan ve izleyiciler okumuşlar köp boyan. Aka singil, opa singilde yıllar yapıp gelen. Bunlar da işte akıllı sağlık hayatında oluyen yanına. Değerli bir kıl. Değerli bir kıl. Fırsa parmağımız olsa. Ben bazen sağlık farklı yanına koyuyen. Şuna kal. Demek, kendisi? Geni alayım. Geni alayım. Şaşırtın. Şaşırtın. Geni alayım. Geni alayım. Genel ayık usul da ana şu bana biz genetikede örgendiğinde eğer böyle fikri olduğunda ana şu genel ayık usul değil mi? Olduğundan siz çeşere tuzu yapsın bana kadar kullandı diye yapsın de. Doğru mu? Şu genel ayık usul saklanadı. Yani de mesela onunla örgendirken de kabiliyetlisi de atlayan bu dışı mesela genel ayık usul yordamı da anıklaşken de gel. Lakin bu 100% genge bağlanmaz. Şimdi bu kadar gapler köp, doğru mu? Mesela 1% genge bağlı, 99% hareket. Doğru mu? Rastan anlıyordu. Ben ama hareket. Mesela istedat, kabiliyeti zor olsun mesela. Doğru mu? Min, amur, temurdu, begene asıl bitken bozuyoruz mesela. Ne öyle 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 öyle. Amur, temur, davladı bozuyoruz. Lakin bir de yok siz. Bir fayda o. Doğru mu? Mesela Amur Temur'da et yaptı da Amur Temur'da avlatlar mesela Babur Şah, Zakir'de Muhammed Babur'da olasını, Akbar Şah'da olasını ha? Bunlar hemen avladı, Amur Temur'dan zor oluyor, bunlardan zor oluyor diye yaptı da ha? Peki hazır günde Amur Temur'da avladı kimle gidip yapıyoruz? Demek hareketten buluş gerek, onun muhut buluş gerek, okuşu için doğru mu? Şerşarat buluş gerek. Keyin yana bitta narsa. Hali ba'zi o'quvchilarimiz noto'g'ri tushunadi, muhit bo'lish kerak ekan deb yubordim menga. Muhit talab qilmanglar, o'qituv uydagilarga yordam beringlar. Menga muhit bo'lish kerak ekan. Xo'p, antagenetik usul ham bor. To'g'ri, o'zingiz bilasiz. Immunologik usul bor. Ha, moleküler genetik usul var. Yani hem çukurrağı olgenler. Var mı bana sita genetik usuldan testler düşken? Ne çıkı oldu sağ ol. İyi gibi çok getirip de. Sita genetik usulü açıp koyayım bölümün içine. Sita genetik usulda ortalığa karar duruyorlar. Adamda mesela kromosomalar olgenlerdi. Legat hujayra olib turib masalan, legat hujayra olib turib. Maxsus sharoitda legatga sharoit, ozuqali sharoitni berib turib, bo'lintirib ko'paytirsa bo'lar ekan. Lekin kerak bo'lsa hozirgi kunda uni bo'yoqlar bilan bo'yasa ham bo'lar ekan kromosomalari. Endi usulni ko'rdingiz kromosomalarni bo'yoqlar bilan bo'yalganligini. Ko'rib turibsiz. Kromosomalar shakllari ham chiqib turibdi, nechtalari ham chiqib turibdi. Normal odamda nechta kromosoma? 46. To'g'ri? Lekin masalan Down sindromi kasalligida odamda kromosom sonu kırıyırsa çünkü onun 21. çoğu kromosoması bir tek artık koyan bulalı. Doğru mu? Ama da görüyoruz. Mesela Down sindromu keserliğini bilgiler ne mi? Yüzün namlutlar nasıl küçük bulalı, başı katta buluştu mümkün, harika bulalı şimdi. Down'lar hem. Gözler hep buraya yakın çalışırken bulalı, ağzını çok bulalı, tırı çıkıp duralı, aklı zayıf bulalı. Tırı çıkıp duralı bu kitapta yok, lakin tırı çıkıp duralı diyen cahaylar yani orada. Az açık bulardı, az açık bulacak ne kadar sağ olun. Tırı çıkıp durattı. Aklı sen. Peki mesela siz, mesela şu özümüzde ya, şu dağını görüyor ne okşayız doğru mu? Ha? Peki onu dağın dağınmaz diyemeyiz. Dağın diyemeyiz. Bunu dağın diş için size genetik usuldan faydalanırız. Demek lazımız şu, demek kromosomaların boyasını da hücre alıp durur. Demek ya, bu yaptınız kalasız. Laboratuvar şaravatı gitti ya. Kiraz kere koyamaz. Tasavvur bu oldu. Çekil değil.
birinci ortaya kenekşede alındıysınız da. Bir gün özü yetmedi ki demek. Adam genel kıyafı bu genel usullardan kullanılır. Bakın size genel usullardan. Şunlar ne oldu mu? Sağ ol, iyiler. Sağ ol, iyiler.